Şimdi ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ben 16 yıldır Mahmutlar'ın muhtarıyım. Mahmutlar'ımıza yanılmıyorsam 14 tane mezarlık var. Burası da mezarlığın biri. Gilikli mezarlık, aile mezarlığı. Bizim atalarımızın mezarlığı, dedem, nenem falan burada. Tabii bu mezarlığın içinde bu tahminen 200 yıllara dayanan Anadolu Selçuklulardan mı, Osmanlılardan mı kalma böyle bak sınırlar içine alınmış büyük taşlı isimsiz mezarlar var. Tabii halkımız gelip soruyor, merak ediyor. Yani bu mezarlar kimden, hangi kavimden? Gerçekten de ilginç taşlara bakın. Mesela burayı çevirmişler. Bir aile mi, kavim mi, toplum mu? Yine bu şekilde Mahmutlar Dört Yol Mezarlığı'nda aynı şekilde bu mezarlıklardan bulunuyor. Yine Kargıcak Sahil Mezarlığı'nda var. Tabii insanlar merak ediyor. Bence yetkililerden bunların aydınlatmasını istiyorum. Sonuçta Müslüman din kardeşlerimizin mezarları. Ama isimsiz ve bu taşlar ilginç. Ben buradan ayrıca büyükşehirimize, Sayın Muhittin Böcek ve ekibine bu tüm Alanya bölgesinde tüm mezarlıklarda temizlik yaptırdığı için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben Yılmaz, Mahmutlar Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. 35 yıldır, esas Kırşehirliyim. Ama burada köfte kokoreç işiyle uğraşıyorum. Gelikli mezarlığın dibindeyim. 14 yıldır buradayım. Mahmutlar, yani mezarlığın yanındayım. Sonra bu mezarlığı ben de merak ediyorum. Çünkü taşlara bakıyorum, deniz taşı. Yani dikili taşta, duvar olarak yapılan taşta. Dediklerine göre 150-200 yıllık varmış. Burada İtalyan da var. Eski mezarlık olduğu için. Şu anda yani yerliler de buraya gömülüyor. Ya merak ediyoruz. Bunun bir aydınlanması gerekmiyor mu? Mahmutlarımıza 4 tane mezarlık var. 4 mezarlığın büyük mezarlık olarak. 4'ü de merak konusu. Çünkü kimler var kimler yok bilmiyoruz. Yani gelen biri bir şey sorduğu zaman çünkü burada çevrili. Sanki bu buranın ağası gibi. Bayağı çevirmiş ama 2 tane mezar var. Geriye kalanı boş. Yıllardır da böyle giren yok. Bir incir ağacı dikilmiş. Bekliyor. Yani biz de merak ediyoruz burada ne var ne yok. Nasıl bir mezarlık? Mahalleli de bilmiyor. Yani bilenlerle rastlamadık biz. Siz de gördüğünüz gibi bakın normal bir taş değil bu. Denizden çıkarılmış, gelmiş, dikilmiş. Ama bir tanesi mesela çok uzun, diğerleri kısa. Yani bunların bir anlamı var mı? Vardır illaki. Yoksa neden o adam büyük taş diksin? O ki o taşı getirmek de bir sorun buraya. O zaman vinç falan da yoktu herhalde. Ama koca taşı bakın 2 metrelik taş. Onu dikmiş oraya. Bunların özelliği ne? Nedir, ne değildir? Yani turistler gelip soruyor. Bir şey diyemiyoruz. O da ister istemez diyor nasıl bu mahallelisin sen?